Baba Torik. Cumartesi günü Fenerbahçe Gençler Birliği'ye karşılaşacak. Şimdi Gençler Birliği benim aslında uzun yıllardır sempati duyduğum takımlardan biridir. Yani artık isminden mi, renklerinden mi bilemiyorum ama aslında beğendiğim takımlardan da biridir. Nitekim başlarındaki Thomas Doğu da çok beğendiğim bir hoca. Gençler Birliği pozitif futbol oynatmaya çalışıyor geçen seneden beri. Ama bu sene açıkçası lige iyi başlayamadılar. Yani ben Thomas Doğu'dan daha iyi bir başlangıç beklerdim. Özellikle Alman disiplinini sahaya yansıtamıyorlar zaman zaman. Oyundan çok kopuyorlar. Yani bir gol yedikleri zaman mesela oyundan çok rahatlıkla düşüp oyunu farklı şekilde kaybettikleri olabiliyor zaman zaman. Ama bazen de çok aşırı derecede motive çıktıkları maçlarda, mesela son maçta gördüğümüz Gençler Birliği Ankara Gücü maçında rahatlıkla da maçı alabiliyorlar. Yani 1-0 yendiler Ankara Gücü'nü ama genelde top Gençler Birliği'ndeydi. Diğer yandan Fenerbahçe'ye gelecek olsak, Fenerbahçe'de kendi evinde daha farklı oynayan bir takım. Yani özellikle tribün desteğiyle bir de bu küçük takımlar dediğimiz, yani bu Anadolu takımlarına karşı daha etkili oynayan, farklı skorlara imza atabilen bir takım. Ben o yüzden bu maçta Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyorum ve Fenerbahçe'nin maçı kazanacağını düşünüyorum. Öte yandan benim bu maçtaki sürprizim, yani Gençler Birliği'nin bir golden sonra yine oyundan düşeceğini ve Fenerbahçe'nin farklı kazanacağı yönünde. Yani bu maçta 4-6 arası bir gol oranı bekliyorum ben toplamda. O yüzden bu maçta öncelikli banko tahmini Fenerbahçe'nin galibiyeti, biraz daha sürpriz olarak düşünebileceğimiz bir bahis olarak da söz edebilirsek 4 ya da 6 gollük bir toplam gol oranından düşünüyorum. Baba Torik.